Herkese merhabalar. Bugünkü konuğum Memorial Bahçelievler Hastanesi Diyetisyenlik Bölümü diyetisyeni sevgili Aslan Altuntaş. Kendisiyle bugün obezite cerrahisiyle diyetisyenliğin kesiştiği ki direkt birebir kesişen noktaları var. Bunun önemli, en çok sorulan, en çok merak edilen soruları soracağız. Birinci sorumuzla başlayalım Aslan Hanım. Operasyon öncesi diyetin önemi nedir? Şimdi hocam operasyon öncesinde öncelikle bir karaciğer yağlanmamız genellikle oluyor. Ve bu yağlanmayı azaltabilmek adına bir süreç, bu zaten çok uzunca uygulanacak bir süreç değil, belli bir miktar kilosuna göre kilo verilsin istiyoruz. Bu diyeti uyguladıkları zaman aslında sizin işiniz kolaylaşmış oluyor. Çünkü ameliyat sırasında karaciğer etrafındaki dokunun daha yumuşak bir doku haline gelmesini, o yağların erimesini sağlamış oluyoruz. Bunun sayesinde de siz daha rahat işlem yapıyorsunuz. Hastalarımız da çok daha rahat bir toparlanma süreci geçiriyorlar. Çünkü oradaki doku hasarı aslında diğerine göre daha az oluyor. Bu sayede daha konforlu bir geçiş yapmış oluyorlar. İkinci sorumuz, operasyon sonrası 4 haftalık bir geçiş beslenme özel kitapçığımız var. Bunun amacı nedir? Bu 4 haftalık geçiş adı üzerinde bir geçiştir. Şimdi ben bunu hastalarımıza hep şöyle anlatıyorum. Diyorum ki bizim bir bebeğimiz vardı. Bu bebeği büyüttük, besledik. Yanlış bir şeyler çıktı. Şimdi o bebek artık yeniden doğdu. Yeni doğmuş bir bebek elimizde. Bu bebeği beslememiz gereken daha doğru noktalar olmalı. Çünkü bunun aynısını yaparsak gene benzer sonuçlarla karşılaşırız. Biz daha farklı bir sonuç istiyorsak ona göre yaklaşmalıyız. İşte bu 4 haftalık süreçte de bu geçişi yaşıyorlar. Mide bir sonuçta bir operasyon geçiriyor ve toparlanma süreci var tabii ki. Dolayısıyla midenin kasılıp gevşeme hareketlerinin normale dönmesi de zaman alıyor. Bu geçiş süreci adı üzerinde bu normal katı gıdaya geçişi sağlıyor. Bu süreçte aynı zamanda diğer kısımda o eski bebekteki alışkanlıklarımızı değiştirmek için de bir zaman aslında bizim için. Oradaki alışkanlıklardan en önemlisi de çiğneme alışkanlığıdır. Buradaki eski bebekte maalesef ne oluyordu? Alıyorlardı, uğup hemen yutuyorlardı. Çiğneme yok, daha hızlı yeme ve daha büyük porsiyonlarda yemek yeme oluyordu. Bu sayede ne oluyor? Öncelikle çiğnemeyi öğreniyorlar. Ağızlarına giren her besini bir lezzetini almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında lezzet duyularında da daha iyileşme oluyor. Daha gurme besleniyorlar. Kesinlikle öyle evet. Oluyor. Ve bu geçiş sayesinde de eski alışkanlıkları bırakma dönemini de geçirmiş oluyorlar. Evet, mideyi hazırlamak var ama bir de alışkanlıkları toparlanmış oluyor. Bir başka çok merak edilen, en sık sorulan soruların başında obezite cerrahisi sonrası hasta diyet mi yapmalı? Sürekli diyet mi yapmalı? Bu da gerçekten en çok sorulan sorulardan biri hocam. Ben hayatım boyunca diyet mi yapacağım? Şimdi burada bu arada çok sık kullandığımız yeni normal kelimesini kullanmak istiyorum. Tabii ki 5. 6. haftaya göre geldiğimizde zaten katı bir beslenmeye geçmiş oluyoruz. Bu beslenmeye geçtiğimizde tamam artık normal yiyelim dediğimizde normal dediğimiz şey eski alışkanlıklardaki gibi değil. Çünkü biz hayatımız boyunca aslında ameliyat sürecine kadar kendimize ait bir normalle yaşadık. Ama o normalin sonuçları bize olmadık, olumsuz bir yere götürdü. Bunun olmaması için tabii ki hayatımız boyunca kalori saymayacağız, hesaplar, kitaplar yapmayacağız, böyle bir durumdan bahsetmiyoruz. Ama hepimizin bir kalori dengesi var. Aldığım enerji, verdiğim enerji var. Seçimlerimi doğru yaparak bu almam gereken enerjiyi daha fazla besinle, daha fazla besin ögesiyle doldurmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada hiç işte bu yaramazlık gıdalarını tüketmek gerekir mi gerekmez mi? Tabii ki eğer sosyal hayatımızda varsa bu normale dahil bir şeydir. Yani hayatımız boyunca yasaklarla yaşayacağız gibi bir durum söz konusu değil. Özel günlerde? Özel günlerde tabii ki farklı beslenme sistemleri olabilir. Burada bizim için önemli olan asıl bu normal dediğimiz şeyin yeni normal olduğunu biliyor olmak. Buradaki zamanı ve yani bu ameliyat sonrasında artık hayatımızın geri kalanını eski alışkanlıklarımızda gerçekten bize zarar verenler her neyse bunların tamamen çıkarmak bile değil belki miktarını azaltarak, zamanlarını kısıtlayarak yine onları dahil ederek geçireceğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Diyet değil. Ama tamamen kendimizi salıvermekten de bahsetmiyoruz. Bunun anahtar kelimesi galiba bir denge bulmaya çalışıyoruz. Operasyonda buna katkıda bulunuyor. Aynen.
Biliyorsunuz birçok operasyon türü var. Bunlardan en çok yapılanlar tüp mide ve RNA gastrik bypass operasyonu. Hastalar bu iki operasyon arasındaki farkları bana sorduğunda beslenmede de bir fark olduğunu, RNA gastrik bypass'tan sonra genelde hastaların daha üzerine daha farklı, daha rahat beslenebildiğini söylüyorum. Siz direkt hastalarla görüşen biri olarak, beslenmeleriyle ilgilenen biri olarak siz bu farkı görüyor musunuz ve ne anlamda görüyorsunuz? Şöyle bir fark oluyor. İlk ameliyattan sonraki bir post-op dönem, post-op ve birinci, ikinci, üçüncü gün özellikle farklar ortaya çıkıyor. Gastrik bypass'ta çok daha rahat püre dönemine geçiyoruz. Çok nadir bazı hastalarımızın sıvı daha sonra püreye geçtiğimiz oluyor ama genellikle hemen püre dönemine başlayabiliyoruz. Tüp mide ameliyatında ise öncelikle bir sıvı beslenmeyle mideyi birazcık daha hazırlamak gerekiyor. Çünkü gastrik bypass'ta iyileşme süresi şöyle ise tüp midede biraz daha böyle. O biraz daha böyle kısmında işte arada sıvı beslenme dönemi ve işte koyu sıvı, berrak sıvı diye daha püreye geçiş için de bir hazırlık yapılan bir dönem oluyor. Geçiş yapıldıktan sonra da miktar olarak tüketmekte daha rahat oldukları ameliyat türü gastrik bypass oluyor. Çünkü gastrik bypass'ta emilimler değişiyor. Emilim dediğimiz şey nedir? Ben besini yiyorum, besinler geliyor, sindirim sisteminden geçiyor ve bağırsakta emiliyor. Gastrik bypass'ta bu emilimler değiştiği için daha rahat miktarda besin tüketilebiliyor. Tatlı ve karbonhidrata da tabii düşkünlük çok oluyor. Oluyor tabii ki. Çok teşekkürler. Bir diğer sorumuz, tabii sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz bu arada. Bir diğer sorumuz, bu operasyonlardan sonra eski alışkanlıklarımızı sürdürürsek ne olabilir? Şimdi az önceki soru gibi düşünelim bunu hocam. Neler olabilir? Eski alışkanlıklarımız dediğimiz zaman burada az önceki sorudaki gibi ne yediğimiz bizim için önemli. Eğer çiğnemeye dikkat etmiyorsak, yani biz o alışkanlığı kazanmadıysak, bu besinleri hala yutuyorsak, eğer daha fazla yağlı besinleri fazla miktarda tüketmeye devam ediyorsak, fazla karbonhidratlı besinleri fazla miktarda tüketmeye devam ediyorsak bazı rahatsızlıklar yaşıyorlar. Bu genellikle kusmayla ortaya çıkabiliyor. Bunu aslında tüketememek, midenin bunu hazmedememesi, bunu aslında tolere edememesi olarak düşünebiliriz. Çünkü eğer bunu yapıyorsak zaten yanlış bir davranıştan bahsediyoruz demektir. Bu zaten normalde de olmaması gereken bir şey. Yani eskiden bahsettiğimiz o alışkanlıklar zaten normal değildi. Biraz daha bunların normale çekmek gerekiyor. Bu gibi problemler yaşamak istemiyorlarsa da bu alışkanlıklardan saydıklarından birazcık uzak durmak gerekiyor, değiştirmek gerekiyor. Bir diğer sorumuz, asitli içecekler ve alkol. Bunlara ne zaman başlayabiliriz, hiç mi içemeyeceğiz? Bu konudaki yorumun nedir? Burada çok üzülerek söylüyorum ki minimum 6 ay kadar bu içeceklerden uzak durulsun istiyoruz. Özellikle de yüksek alkol oranı olan içecekler 3 aydan öncesinde tüketilirse, hatta 6 aya kadar tüketilirse gerçekten kendileri bunlar rahatsız olacaklar. İçtiklerinde yaşayacakları o histen muhtemelen rahatsız olup bir daha içmeyecekler. Ama biz diyoruz ki bu zaten rahatsızlık yapıyor, lütfen buna bir süre ara verelim. Burada da eğer illa bir alkol içecek tüketilecekse 3. ay ile 6. arasında belki haftada bir, bilemediniz, 2 kadeh şarap tercih edilebilir ya da cin tercih edilebilir. Bunlar daha düşük alkollü, daha düşük kalorili ve oradaki emilimler değiştiği için onları daha az rahatsız edecek olan içkiler diye düşünebiliriz. Ama asitli içecekler zaten hiçbir zaman bizim sağlıklı beslenme dediğimiz beslenme modellerinde bulunan içecekler ve besinler değiller. O yüzden mümkünse hayat boyu tüketmeyelim. Ama yok ben içmek istiyorum, ne zaman içeyim diğer olursa da 6. aydan sonra asitli içecekleri dahil edelim. Bir diğer merak edilen, çay ve kahve tüketimine ne zaman başlayabiliriz? Ben çayı aslında 2 gün sonra başlatıyorum. Hı hı. Kahveyi de aslında erken başlatıyordum. Bu konuda biraz fikrimiz ayrışıyor. Hı hı. Sizin yorumunuzu alayım. Şöyle, bu tamamen benim ameliyat sonrasındaki klinik gözlemlerimden kaynaklanan bir sebep budur, ondan kaynaklanıyor.
kahve tüketimine erken başlayanlarda maalesef böyle mide rahatsızlıkları, böyle mide yanmaları, bir hassasiyet biraz daha fazla olabiliyor. O yüzden de zaten bizim literatürümüzde aslında baktığınızda kahve çayı hatta 6 aya kadar bile atabiliyorlar bazı yayınlar. Ben ama diyorum ki 3. aya kadar tüketmemekte fayda var. Hatta dediğim gibi az önce asitli gıdalarda da 6. aya atabiliyorsak kendini çok daha rahat hissedecekler. Ama burada bitki çaylarından özellikle tercih edilebilecekler var. Ameliyat öncesinde bu çayların işte kan sulandırıcı etkileri olabiliyor. O yüzden belli bir miktarını kesmek daha mantıklı. Ameliyattan sonraki dönemde de bazı bitki çayları kabul edilebilir. Herhangi miktarları burada bizim için önemlidir. Bitki çaylarında içinde sinameki varsa kesinlikle tüketilmesini istemeyiz. Bazıları adında, şekerli içiyor. Evet. İçerisinde form çayı adı altında olan çayların içeriğine bakmadan kesinlikle, bize danışılmadan kesinlikle içilmesini istemeyiz. Şeker zaten bizim uzak durmamız gereken bir besin. O yüzden de bitki çayları içiyorsak da zaten şeker kullanılmasını istemiyoruz. Bitki çaylarına hemen başlanabilir ama burada rezene, papatya, ıhlamur, bu üçlü genellikle ilk rahatlıkla tüketebilecekleri çaylardır. Zencefilli çaylar da aslında böyle 3-4 hafta sonra tüketilebilir. Bunların özelliği de mide rahatsızlıklarında ya da böyle sindirimle ilgili rahatsızlık yaşadıklarında, çünkü bir geçiş dönemi yaşayacaklar. Bu geçiş döneminde sindirimlerine destek olacak çaylardır. Atıyorum gaz şikayeti oldu, birazcık gazım var, şişkinlik hissediyorum. Rezene çok güzel bir çözümdür. Bunu soğuk olarak da çaya tüketilebilir. Çay, yani sıcak çay şeklinde de tüketilebilir. Ama tercih edilebilir. Sadece miktar, doz ve kişiye özgü yaklaşım bitki çaylarında çok değerli. Bir diğer merak edilen konu, hastalar değişen yeme düzeni, değişen yeme alışkanlıklarıyla birlikte bazı tür gıdalarda gaz sorunu yaşayabiliyorlar. Hı hı. Ve probiyotik kullanmak gerekiyor mu? Gerekiyorsa nasıl kullanmalıyım, ne kadar kullanmalıyım? Bu konuda bir yorumun var mı? Bu konuda aslında çok fazla yayın var ve bütün yayınlar artık diyor ki maalesef şu andaki günümüzdeki gıdalar doğaldan uzaklaşmaya başladığı için, fabrikasyon ürünler olduğu için içerisindeki probiyotik etkilerin maalesef azaldığı yönünde ve bize sunulan kaynaklarda da bunları takviye olarak alınması, ameliyat olsun olmasın, herkes için artık öneriliyor. Ama burada zorunlu mu? Hayır değil. Sadece eğer şişkinlik daha fazlaysa ve bağırsak şikayetleri devam ediyorsa, çünkü kabızlık bazen yaşanabiliyor, çünkü yeterli nefes uzunca bir süre alamıyoruz. Fazla miktarda besin tüketmekte zorlandığımız için alamıyoruz. Dolayısıyla burada lif takviyesine ihtiyaç duyulabiliyor. Eğer ki düzenli tuvalet alışkanlıkları yoksa bence probiyotik zorunludur. Ama eğer öyle bir problemi yoksa, olsa iyi olur ama olmazsa herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Operasyondan sonra su içebilecek miyim ve ne kadar içmeliyim? Bu 6. hafta kontrollerinde en çok sorulan ve en çok şikayet gelen konulardan biri aslında. Çünkü özellikle gastrik bypass'tan sonra tüp midede de bu şekilde, ama orada sıvı gıdalarla daha uzun gittiği için bunda problem o kadar yaşamıyorlar. Ama katı gıdayla sıvı gıdayı ayırmalarını istiyoruz. Yani yemeğin yanında içecek içeyim, ondan sonra yemekle beraber su içeyim. Bunlar bizim çok önerdiğimiz durumlar. Bütün operasyonlarda ayırmak gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi bu katı ve sıvıyı ayırdığımız için ve ilk zamanlarda çok küçük miktarlarda tüketildiği için zaten suyu böyle vup diye lıkır lıkır içmek gibi bir durum söz konusu değil. Burada suyu ne olursa olsun minik minik yudum yudum tüketmek gerekiyor. Tıpkı yemeklerimizi tüketmemiz gerektiği gibi. Bu ara artık kısa zamanlar kaldığı için de bu su miktarını tamamlamakta zorlanabiliyorlar. Bu anlaşılır bir durum. Ben de orada şunu öneriyorum. Diyorum ki, diyelim ki ara öğünde biz işte yoğurt yiyelim, kefir içelim ya da işte meyve püresi yapalım gibi listelerimize ekliyoruz. Bunu yaparken bunları sulandırabiliriz. Yoğurdu ayrana çevirebiliriz. Kefiri daha ayran kıvamına getirip daha sıvı bir hale sokabiliriz. Böylelikle hem ara öğün yapılmış olur, hem araya katı gıda girmemiş olur, hem de sularını tamamlamış olurlar. Bu bir yol. Bir de burada en çok sorulardan biri de bana, ameliyat öncesinde kontrollerimizde, hocam ben çok su tüketen biriyim, ameliyattan sonra bu su tüketim işi nasıl olacak? Yani ben istediğim kadar su içebilecek miyim?
İstediğiniz kadar su içebilirsiniz kurallar dahilinde. Ama bunu kesinlikle bir anda değil, güne yayarak tüketmek gerekiyor. Gün içerisinde minik minik yudumlarla, kendinize küçük bardaklar edinebilirsiniz, bir şişe edinebilirsiniz. Bunlarla gün içerisinde yayarak istedikleri kadar içebilirler. Bu da bir çaba gerektiriyor. Evet, gerektiriyor. Kesinlikle evet. Gerektiriyor. Aslı Hanım, bu tür operasyonlardan sonra ana beslenme kuralları nelerdir? Ben burada 5 tane ana kural sayabilirim. Bunlardan birincisi çiğneme. Ne olursa olsun ağzımıza gelen bütün besinleri çiğnememiz gerekiyor. İkinci kuralımız proteinli beslenme. Yani öncelikle ana protein kaynaklarını yiyebilmeli. Sonrasında yer kalırsa diğer besinlere devam ediyor olmamız gerekiyor. Üçüncüsü lifli beslenme. Lif dediğimiz zaman da biz bu lifleri en çok sebzelerden alacağız. Proteinin yanına muhakkak sebze koyarak bu beslenmeyi liflerle tamamlıyor olmak gerekiyor. Bunun yanında su içmezsek bunların hiçbirinin önemi kalmıyor. O yüzden ne olursa olsun en az 1,5 litre suyu su olarak tüketiyor olmak gerekiyor. Ve egzersizlerimizi ihmal etmemek gerekiyor. 5-6 kuralımız bu. Süper. Protein tüketmenin önemi nedir ve ne kadar tüketilmeli? Protein tüketmek hangi ayda olduğumuza göre değişir. İlk 3 ayda kişinin yine oradaki yaşı, cinsiyeti ve başlangıç kilosuna göre karar veriyoruz. Ama genellikle 50 gram kadar proteine en kısa sürede çıkmaya çalışıyoruz. Bu 50 gram kadar proteine çıkmak için de ana protein kaynakları olan yumurta, peynir, et, tavuk, balıktan yararlanıyoruz. Ağırlıklı olarak bu besinleri menümüze yerleştiriyoruz. Eğer yeterli protein alınmazsa bir sarkmalar daha çabuk olabiliyor. Çünkü vücuttaki kas kütlesini biz kaybetmek istemiyoruz. Diyelim ki 20 kilo veriliyorsa minimum 10 kilosunun yağdan verilmesini istiyoruz. Geri kalan kısımda su ve kas olabilir diyoruz. Ki burada bile 10 kilonun 1 kilodan fazlasının gene kas olmasını istemiyoruz. Bunu sağlayabilmenin yolu da proteinleri tamamlayarak beslenmedir. Operasyondan sonra nasıl bir beslenme alışkanlığı elde etmeliyiz? Burada iki tane örnek beslenme modeli söyleyebilirim. Bunlardan birincisi anti-inflamatuar beslenme. Bununla ilgili bizlerden destek alabilirler ve piyasada da bununla alakalı okuyabilecekleri kitaplar var. Bunlardan yararlanabilirler. Bir ikincisi de Akdeniz modelidir. Bu zaten hani İtalyanların en sevdiği beslenme sistemidir. Onların tarzıdır. Bizimkine de çok yakındır. Dolayısıyla rahat bir beslenme modeli olacaktır. Hem dengeli, hem karbonhidratı var, hem içerisinde şarabı da var içine. Onun yanında proteinleri de tam alınıyor. Bu böyle bir beslenmedir. Anti-inflamatuar beslenme de buna çok yakın bir beslenme zaten. Sadece orada inflamasyonu azaltan özellikle bazı besinler vardır. Ve bu besinlerin özellikli olarak günlük beslenmede bulunması istenilir. Bu iki beslenme modeli de hem sağlıklı, hem kilo almadan hem de kendilerini daha iyi hissederek yaşayabilecekleri modellerdir. Şimdi bu operasyonlardan sonra tüp midede de bypass'ta biraz daha ağırlıklı olarak grelin hormonu yani iştah hormonunun düştüğünü görüyoruz. Bunu hastalara anlatıyoruz. Tabii bunu yaşamadan anlamak biraz zor oluyor. Anlıyorum da onları. Bunu siz gözlemleyebiliyor musunuz? Nasıl bir fark görüyorsunuz? Bir kere hem tatlı ihtiyaçlarında hem de diğer besinlere olan ilgilerinde değişiklikler görülebiliyor. Dolayısıyla bu hormonun azalması, kan şekerinin daha dengeli olması, Allah'ım tatlayamadan duramayacağım krizlerini gerçekten ortadan kaldırıyor. Sadece burada şöyle bir ayrıma dikkat etmek lazım. Bazı hastalarımız diyorlar ki ben tatlı yedikten sonra bunu tolere edememeliydim. Hayır, ameliyat böyle bir şey sağlamıyor. Evet, fazla miktarda yediğiniz zaman hiçbir şeyi tolere edemiyoruz ama ben minicik bir tatlının tadına baktığımda da bunu tolere edemeyeceğim diye bir durum söz konusu değil. O yüzden evet canımız istemeyecek ama burayı eğitmek çok önemli. Bu konuda yediğinizde o doyduğunuzu anladığınız ve yeterli verdiğini gördüğünüz noktada durabilmek çok önemli. Durmadığınız takdirde zaten durmayıp devam edebilirsiniz. Dolayısıyla bu tatlı için de geçerli olan bir şeydir. Hatta tatlı yularında değişiklikler de çok sık karşılaştığım bir durum. Mesela bir tane hastamız vardı. Kendisi şefti. Michelin yıldızlı bir restoranı vardı. 2 yıldızı vardı. Ameliyat oldu. Ameliyattan sonrasında hastamız dedi ki ben bu yemekleri beğenmiyorum. Kendi yaptığı yemekleri oysa ki. Reçetelerini baştan yazdı ve 3. yıldızını aldı. Mesela böyle bir örnek var.
Bu demek değil ki ben artık yemeklerden eski tadı alamayacağım. Hayır, sadece hissettiğiniz ve aldığınız tatlarda, duyularda değişiklik. Modifiye etmeleri evet, gerekecek. Evet, biraz daha ona sağlamış olacak. Ve miktar olarak da tabii daha çabuk, mesela tatlı yediklerine daha küçük bir parçayla yeterli gelecek. Orada yeterli geldiğini biliyorlar ama inatla denemek isteyenler oluyor. Yani ben ne kadar yiyebiliyorum acaba bunu? Tabii kafadaki değişimin tam oturmadığını gösteriyor. Hem o, yani o geçiş dönemi zaten öyle hop diye çok kolay olacak gibi bir durum söz konusu değil. Orada eğer bu geçişte zorlanıyorlarsa zaten bir psikologdan da destek alabilirler. Psikolog veya psikiyatri, zaten sizinle yaptığımız söyleşi gibi psikiyatriyle de bir söyleşi yapacağız. Çünkü bunlar bu operasyonun önemli taşları. Evet. Ya orada gerekirse bu geçişte rahatsızlık hissediyorlarsa, ya ben kesinlikle evet biliyorum, doyuyorum ve ben ama önümdekini yemeye devam etmek istiyorum diyorlarsa, ameliyattan sonraki hele ki yakın süreçte böyle bir şey mümkün değil. Yani iyi bir ameliyat geçirilmiş, daha geçiş süreci yapılmış, mümkün değil bu şekilde doymuyor olmak. Orada burayla alakalı çözmemiz gereken şeyler var demektir. Düşünce yapımızı, besinlerle olan ilişkimizi kontrol etmemiz gerekiyordur. Aslında birçok şeyi güzel, çok güzel özetlediniz. Son olarak söylemek istediğiniz, böyle birkaç cümlede özetleyeceğiniz, bu ameliyatı düşünen, hem düşünen hem geçirmiş olan kişilere söylemek istediğiniz kısa bir not var mı? Var. Bu ameliyat mucize midir? Evet, bir mucizedir. Ama burada kesinlikle ameliyatta sizlerin, benim ya da diğer bu ekipte yer alanların söylediklerine dikkat edilmesi gerekir. Tamamen ben her şeyi tamam, ameliyat oldum, artık tamam istediğimi yiyebilirim. Hayır, böyle bir durum yok. Sadece daha rahat bir hayat yaşayacaklar, daha sağlıklı olacaklar, kontrolleri daha rahat yapacaklar. Buna gönüllü olarak gelmelerini ya da buna gönüllü olarak hayatlarına devam etmelerini öneriyorum. Çok teşekkürler. Aslan Hanım bize müthiş bilgiler verdi. Çok güzel özetler yaptı. Sizin merak ettiğiniz soruları kısa ama öz bir şekilde cevapladı. Umarım faydalı olur. Umarım bu operasyonu düşünen veya geçirmiş olan kişilerde biraz farklı bir düşünce tarzı oluşturmasına sebep olur. Herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.